Bugün burada Gözde Pusula'da kendi 22-19 TÜBİTAK doktora sonrası araştırma bursu kapsamında yaptığım araştırmanın çıktılarından biri olan Metaverse ve turizm kesişiminde eğitim ortamı yaratma, bir meta evren yaratma konusundaki çalışmamı paylaşacağım. Bu çalışmanın bir TÜBİTAK 22-19 proje çıktısı olduğunu belirtmek istiyorum. İlk kez burada paylaşıldığını, bu çalışmadan ayrıca benzer içerikte iki tane makale yayınlandığını, bir Scopus, bir TR Design Index'te belirtmek isterim. Bu alanda hem bir TÜBİTAK araştırması, hem ilgili alanda kitap bölümleri İngilizce ve Türkçe olmak üzere, hem ilgili alanda bir takım Amerika'daki 4 ayrı üniversitede araştırma proje çıktılarını paylaşma anlamında çalışmalarım olduğu için de turizm alanında birkaç araştırmacıdan biri olduğumu şu an itibariyle söyleyebilirim. Tabii ki gelecek yıllarda bu konuya kanalize olan araştırmacılarımız artacaktır diye düşünüyorum. Bu dönemde çok fazla limitation olarak düşünecek olursak zorluk var. Özellikle bir meta evren yaratma. Çünkü siz hem akademisyen hem turizm alanında çalışan birisi hem de içerik üretici, programlama, modelleme bilen birisi olmayabilirsiniz. Ben de bu bağlamda değerli turizm akademisyenlerinden biri, sevgili Doktor Sinan Baran Bayar'dan destek aldım. Çünkü kendisinde modelleme bilgisi de var. Ve bunu biz ücretsiz bir platform gerekiyordu. Çünkü programın belli bir bütçesi var. Size aylık burs yönlendiriliyor. Ama bunun haricinde çok ciddi meblağlar talep edilebiliyor. Bu tarz içerikler yaratmak isterseniz. Ücretsiz bir platformdan nasıl yapılacağına dair biraz deneme yanılma yoluyla, biraz kendi deneyimlerimizi birleştirerek zor bir süreçten geçtik ve sonucunda bu 9-10 dakikalık video ortaya çıktı. Bir avatar yarattık, bir ortam tasarladık. Museum of Sustainability. Bu ortam, yani sürdürülebilirlik müzesi, öğrencilere sürdürülebilirliğin turizm alanındaki kesişimlerini farklı salonlar tasarlayarak eğlenceli bir şekilde anlatmayı amaçlayan bir evren. Böylece öğrencilerin de bu tarz platformlarda eğlenerek öğrenmelerini sağlamaya çalıştık. Bunun gibi platformların çoğalmasını temenni ediyorum. Umuyorum ilklerden biri olur, yol gösterir diğer araştırmacılara, fikir vermiş olur. Bu evreni tasarlarken ince düşünmek gerekiyor. İşte avatarı nasıl kurgulamanız gerekir? İşte öğrencilere doğru bilgiler vermeniz gerekir. Kaynakçayı da belirterek oradaki bilgilerin altına da koymak da lazım. Sonuçta sadece bir oyundan ibaret değil. Burada hassasiyetinden, işe adanmışlığından ötürü tekrar Sinan hocamıza da teşekkür ediyorum. Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda pek çok kişinin, eğiticilerin ve diğer turizm paydaşlarının da, sektör paydaşlarının da, otelcilerin de yararlandığı bir platform olur. Gelişerek büyüyeceğini temenni ediyorum tekrar. Ve buradan da program çıktısı olarak hazırladığımız bu küçük eğitici Sürdürülebilirlik Müzesi'ni sizlerle paylaşalım.